Merhaba değerli arkadaşlar. İkinci testimiz ile beraberiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. X ve Y pozitif tam sayılardır. İki farklı denklem veriliyor. Buna göre X çarpı Y ifadesinin en büyük değeri soruluyor bize. Şimdi verilen birinci ifademiz X eşittir 23 eksi A üzeri 7 olarak veriliyor. İkinci denklemimiz de A üzeri 7 eksi 9 olarak ifade ediliyor. Şimdi şuradaki ifademize dikkat ederseniz A üzeri 7, A üzeri 7 ifadeler ortak. Şu A üzeri 7 ifadesini burada yalnız bırakalım. 9'u karşı atarsam Y artı 9 ifadesi A üzeri 7 ifadesine eşit olmuş olur. Buradaki ifademizi de getirelim. Yukarı yerine yazalım. X eşittir 23 eksi Y artı 9 eder. X eşittir 23 eksi Y eksi 9. Eksi y ifadesini karşıya atarsak x artı y ifadesini 23 eksi 9'dan 14 olarak buluruz. Şimdi bizden de x çarpı y ifadesinin en büyük değeri istemiş. X ve y sadece bize verdikleri ifade pozitif tam sayılar olarak vermiş. Bir ifademizin çarpımının en büyük olması için ifadelerimizin birbirine en yakın olması lazım. Bize verdiği sadece x ve y ifadesinin pozitif tam sayı olduğu. Dolayısıyla x ifadesini ben 7, y ifadesini de yine 7 olarak seçersem bunların çarpımı en büyük değeri bize verecektir. Dolayısıyla 7 ile 7'yi çarparsak sorumuzun da cevabı 49 olarak çıkacak. O da sorumuzun eşik oluyor. X pozitif tam sayı olmak üzere verilen ifademiz bir tek sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır diyor. Şimdi 7 üzeri 2x artı 6 artı x bir de eksi 2 ifadesi veriliyor. Şimdi bu ifadeye bakalım. X pozitif tam sayı olmak üzere bir tek sayılı bir kuvvetin her zamanki kuvveti de yine tek olarak gelecektir. Yani 7 ifadesi tekse 7'nin karesi de 49 olarak yine tek bir sayı olarak gelecektir. Dolayısıyla şuradan tek bir ifadeden çift bir ifadeyi çıkarttığımızda ifademiz yine tek gelecektir. Bu ifademizin de tek sayı olabilmesi için yine buradaki ifademizin de x ifadesinin çift olarak karşımıza gelmesi gerekir. X çift sayı olmalıdır. Sayı olmalı. Şimdi x ifadesinin değerini veyahut da özelliğini bulduktan sonra şıklardan diğer ifadelerimize bakalım. Şimdi bizden istediği de şu, hangisi çift sayıdır diyor. Bu şıklardan hangisi çift sayı olacak diye isteniyor. 5 üzeri herhangi bir kuvveti tek sayı olacak. Tek sayıdan çift bir kuvveti toplayıp çıkarttığında ifade tek gelecek. Dolayısıyla A şıkkını buradan eleyeceğiz. X bir çift sayı, çift sayının herhangi bir kuvveti yine çift olarak gelecek. Tek sayıyla topladığım için ifademiz tek gelir. Dolayısıyla B şıkkını deneriz. X çift bir sayı, çift bir sayıdan tek bir sayı işlediğimiz için toplama veya çıkartma fark etmez. İfademiz tek sayı olarak gelecek. D şıkkına bakarsanız X ifadesi nedir? Çift bir sayı, çift bir sayının kuvveti çift. Yani tek de çarpmanız fark etmez. Burası çift olacak. Yani şurası çift. Çift sayıdan da çift sayı çıkartırsanız ifademiz çift gelecek. Dolayısıyla D şıkkımız doğru. Bir de E şıkkını kontrol edelim. İfademiz çift. Çift bir sayıyla tek bir sayının çarpımı çift olarak gelecek. Çift sayıdan bir çift sayının işlenmesi, toplaması veya çıkartılması çift olacak. Fakat tek bir sayıyla topladığım için ifadem tek olacak. Dolayısıyla E şıkkı da elenir buradan. Sorumuzun cevabı o zaman değişik olarak karşımıza gelecek. Üçüncü soruyla devam edelim. Verilen ifademizin toplamının eşiti nedir diye bizden isteniyor. Şimdi şuradaki ifademize x diyelim. X ifadesi 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 8. Nereye kadar gidiyor ifademiz? Artı 2 üzeri 50'ye kadar olan ifademizin toplamı isteniyor. Şimdi şöyle bir ifade yapalım. Bu x ifadesini 2 ile çarpalım. Buradaki ifademiz 2x olsun. 2 ile çarptığım için buradaki ifadem 2 üzeri 7 olacak. 2 üzeri 8. Hepsinin üzerindeki ifademizi 1 ile arttırıyorum. 2 ile çarptığım için. Buradaki ifadem 2 üzeri 9. Nereye kadar gider bu ifade? 1 arttırdığım için üstlerdeki ifadeyi 2 üzeri 51'e kadar gider. X ifadesini tekrar yazalım. Burası 2 üzeri 6. 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 8 artı nereye kadar da 2 üzeri 50'ye kadardı. Şimdi şöyle bir ne yapalım? Bir eşitlik yapalım. Şimdi birinci şu 2x ifadesinden x ifadesini çıkartarak ifademizin sonucunu bulmaya çalışalım. Burası eksi ile çarptığım için eksi x, eksi 2 üzeri 6, eksi 2 üzeri 7 şeklinde bütün ifademiz eksi olacak. Eksi ile buradaki ifademizi, yukarıdaki ifademizi topladığımızda 2 üzeri 6 ile şuradaki 2 üzeri bu 2 üzeri 6 kalacak. 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 7 ifadesi 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 8 ifadesi gidecek. 2 üzeri 50 ifadesiyle şuradaki 2 üzeri 50 ifadesine kadar ki bütün ifadelerimiz sadeleşecek. 2x'den x'i çıkarttığımız için x'imizin buradan değeri gelecek. Ne kaldı burada pozitif olarak? 2 üzeri 51
Eksi olarak ne kaldı? Buradaki 2 üzeri 6 ifadesi. Demek ki ifademiz şıklarda da bu şekilde verildiği için x ifademizin değeri de 2 üzeri 51 eksi 2 üzeri 6 olarak gelmesi gerekiyor. O da sorumuzun eşliği oluyor. Yukarıdaki bölme işlemine göre A'nın alabileceği değerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir diye isteniyor. Bir yorum sorusu aslında. Şimdi A ifadesinin değerine baktığımızda 9 çarpı B artı 1, bir de ne ifadesi var? Artı 7 kalan olarak. Bunun anlamı şu olması lazım. A ifadesi öyle bir değer olacak ki 9'un katlarından 7 fazla. Yani şimdi şıklara baktığımızda bu ifadeden ya da tersten gidelim. Şıklara baktığımızda ifademizden 7 çıkarttığımızda 9'a bölünen sayı bizim sorumuzun cevabı olacaktır. Şurada hemen 79 ifadesini görüyoruz. 79'dan 7'yi çıkartırsak 72, 9'a bölerseniz de 8. Dolayısıyla A ifadesi tam bölünecek. Onun dışındaki ifadelerde herhangi bir bu şartı sağlayan ifade olmadığı için sorumuzun da cevabı 79 olarak gelecek. Rakamları birbirinden farklı 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veren en büyük 3 basamaklı doğal sayı ile rakamları yine birbirine farklı 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veren en küçük 3 basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır? Veyahut da doğal sayının toplamı kaçtır? Şimdi buradaki ifademiz bizden 3 basamaklı bir doğal sayı istiyor ve bunun en büyük olması istiyor. Dolayısıyla birinci basamakta mutlaka 9 olması lazım. İkinci basamakta birbirinden farklı dediği için 8 gelmesi lazım. Şimdi bizden ikinci özelliğimiz de şu, bu ifade 3 basamaklı olacak ve 3'e bölündüğünde de ifade 2 kalanını vermesi lazım. Eğer şuradaki ifademize 987 dersem 3 basamaklı birbirine farklı rakam olur. Fakat bunları toplarsanız 7 ile 8'i toplarsanız 15, 9 ile toplarsanız 24. Bu 3'ün katıdır. Dolayısıyla tam bölünür, 2 kalanını vermez. Bunu bir düşürelim. 986 yapalım. Buradaki 986 ifadesi yine 9 ile 8'i toplarsanız 17, 6 ile toplarsanız 23. 21 ifadesine, yani 21 olmuş olsa 3'e tam bölünecekti. 23 olduğu için 2 kalanını vermesi lazım. Yani buradaki ifade 3 ile bölündüğünde 2 kalanı veriyor diyelim. Bizim en büyük basamağımız 3 basamaklı 3 ile bölündüğünde 2 kalanı veren ifade, dolayısıyla 986 olması lazım. Bunun bir de tersine bakalım. Yani 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veren en küçük 3 basamaklı sayı. Bunun da en küçük olması için bir defa birinci ifademizin 1, ikinci ifademizin de yine 0 olması lazım. Farklı olacak dediği için buradaki ifademize 2 verebilirim. Fakat 2 ifadesine baktığımda ne yapacak? 3. Dolayısıyla kalansız bölünecek. Burayı o zaman 1 artıralım. 3 yaparsam 4. 3'e bölündüğünde 1 kalanı verecek. Bu da olmuyor. Dolayısıyla 1 daha artırıyorum. 104 diyeceğiz. Buradaki ifademiz toplamları 5 eder. 3'e böl derseniz 2 kalanı verir. Dolayısıyla yine 3 ile bölündüğünde 2 kalanı veren 3 basamaklı en küçük doğal sayımız 104 olacak. 986 ile 104'ü de toplarsam burası ne yapar? 10. Elde var 1. 9. Bir de burada elde var. 1090 olarak sorumuzun cevabı gelecek. O da sorumuzun 5 şıkkı olarak karşımıza geliyor. X, Y ve Z pozitif tam sayı olarak veriliyor. Denklemlerimiz veriliyor. Bununla beraber bizden de X artı Y artı Z ifadesinin toplamı kaça eşittir diye soruluyor. Şimdi ifadelerimizi yazalım. X çarpı Y ifadesinin değeri 14 olarak verilmiş. Bununla beraber X kare Y ifadesinin değeri 28 olarak veriliyor. Üçüncü ifademize de Y kare Z ifadesinin değeri 98 olarak veriliyor. Buradan tek tek x, y ve z ifadelerinin değerlerini çıkartalım. Şuna birinci ifade diyelim. Şimdi x çarpı y ifadesini biliyoruz. X kare y ifadesini biliyorum. Şu iki ifadeyi birbirine bölersem buradan x ifadesini bulabiliriz. X kare y bölü x çarpı y ifadesi 28 bölü 14'ten burası 2 gelecek. Şu y ifadeleri sadeleşir. X ile karesi sadeleşir. Dolayısıyla buradan x eşittir 2 olarak birinci denklemden ya da şu iki denklemin işlenmesinden birinci ifadenin x ifadesini bulmuş olduk. Yine aynı şekilde şuradaki ifadeye bakarsam y ifadesinin değerini bulabilirim. X'in değerini bulduktan sonra buradaki ifade x'in karesinde ne yapacak? 4 gelecek çarpı y diyeceğiz. Eşittir 28 ise buradan y ifadesinin değeri de ne yapar? 8 kere olmaz. 7 kere y ifadesi 4 kere 7 28 olarak bulmuş oluruz. Üçüncü ifadeye bakalım. Buradaki ifademiz y kare z ifadesi 98 eşit. Y'yi de 7 bulmuştuk. Dolayısıyla 7'nin karesi 49 çarpı z ifadesi 98 gelecekse buradan her iki tarafı da 49'a bölecek olursam z ifadesinin değeri 2 olarak çıkacak. X artı y artı z ifadesinin değeri sorulmuştu. 2 artı 2'den 4. 7 ile de toplarsam sonucumuz 11 çıkacak. O da hangi şıkkımız? B şıkkımız oluyor.
3 sayı tabanını göstermek üzere verilen ifademizin çarpımlarının sonucu aynı tabanda nedir diye isteniyor. Yani bizden istediği şu, 102 ifadesini 3 tabanda yazıyoruz. İkinci ifademiz 120 ifadesi yine 3 tabanında. Ve bu iki ifadeyi çarptığımız anda itibaren çıkacak olan sonuç 3 tabanda nedir diye soruyor. Şimdi bu bizim bildiğimiz normal çarpma işleminden farklı değil. Sadece tabanlarına dikkat edeceğiz. Şimdi sıfırla hangi ifadeyi çarparsanız çarpın, hangi tabanda çarparsanız çarpın fark etmeyecek. Hepsi karşınıza sıfır olarak gelecek. Dolayısıyla birinci basamağımız bütün ifademize sıfır olacak. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta ikinci basamakta. 2 ile 2'yi çarparsak ifademiz ne olacak? 4. Fakat ifademiz nedir? Üçlük tabanda olduğu için buradan ifademizden bir 1 gelecek. Dolayısıyla bir tane de 1 elde ifademiz olacak. 2 ile 0'ı çarparsam 0, 1 ekliyorum 1. 2 ile 1'i çarparsam 2 gelecek. Dolayısıyla şuranın değeri 211 oldu. Üçüncü basamağa bakınca 1 ile 2'yi çarparsam 2, 1 ile 0'ı çarparsam 0, 1 ile 1'i çarparsam burası da yine 1 etti. Burası da 102. Toplayalım. 0 herhangi bir ifadesi yok. 0 ile 1'i topladım. 1, 1 ile 2'yi topladım bu sefer ne oldu? 3 oldu. 3 olarak ifadeyi yazamıyoruz. Nasıl onluk tabanda 10 olarak yazamıyoruz? 0'ını yazıyorum. Elde var 1 diyorum. Buradaki ifadem 3 oldu. 3 ile 0'ı topladım. Normalde 3 diyeceğiz fakat yine 0 olacak. Elde var 1. 1 ile 1'i topladım 2. Dolayısıyla şuradaki ifademiz 200 veyahut da 210 şeklinde ya da 200010 3 tabanda olacak. Bu da ifademizin sorumuzun cevabı olacak. Bu da hangi şıkkımızda? 210 ifadesi A şıkkımızda var. A, B ve C pozitif tam sayı olmak üzere X ifadesinin değeri veriliyor. Buna göre en küçük x değeri kaçtır diye bizden isteniyor. Şimdi x ifadesinin değerini 5'in katı olarak veriyor. Yani a ifadesinin 5 katı olarak veriliyor. Yine x ifadesi 6b artı 2 ifadesine eşit. Yine x ifadesi de 7c ifadesine eşit olarak veriliyor. Şu birinci ifadeyle üçüncü ifadeye bakarsanız bunun anlamı şu. X ifadesi hem 5'e hem de 7'ye tam olarak bölünebilecek bir sayı demektir. Dolayısıyla x şuradaki ifadenin 5 ve 7 ifadesine baktığımızda bunun o kekinin katları olması lazım. Yani o kek ne diyelim? 5 ile o kek 5 ile 7 ifadesinin yani 35 ifadesinin katları olması gerekiyor. 6b artı 2 ifadesinde de bunun anlamı şu. Bu ifade yani şuradaki o kek hatta katları diyelim 35'in katları. Bu ifade 35'in katları ifadesi 6'ya bölündüğünde 2 kalanı veriyor. Bunun anlamı da şuradan şöyle yorumlamamız gerekecek. Yani buradaki çıkacak olan sonuç 6'ya bölündüğünde çift bir sayı olması lazım. Yani bir çift 6'ya bölünebilen bir sayı olacak. Fakat 2 artacak. Dolayısıyla şuradaki ifademizin çift bir sayı olarak gelmesi lazım. 2 ile de topladığımızda yine karşımıza 2 olarak çift bir sayı olarak gelmesi lazım. Şimdi buradaki ifade mesela 1 verirseniz 35'i 6'ya bölerseniz tek bir sayı. Dolayısıyla bu şartımızı sağlamayacak. Bunun ifademizi şartımızı sağlayan o kek şartımızı sağlayan 35'in çift katları olacaktır. Yani 35'i 2 ile çarparsanız 70 ifadesi 6'ya bölerseniz çift bir sayı çıkacak fakat iki şartını buradan tutturmuyor. Bunu 3 ile çarparsanız 190, 15 daha 105 bu da ifademiz olmayacak. 4 ile çarparsanız 140 ifadesi olacak. Yani 70-70 şartına göre artık 140 burada ne gelecek? 210 gelecek, 280 ve 350 diyelim. Buna göre devam edip gidecek. Şimdi bu ifadelerimizin içerisinde 6'ya böldüğümde 2 kalanı veren ifadeye bakacağım. 70 ifadesi vermiyor. Buradaki ifadeyi eledik. Şöyle yapalım. 140 ifadesine bakalım. 140 ifadesini de 6'ya böldüğümüzde burası kaç eder? 2 kere 6, 12. Buradan 2 kalır, 20. 6 kere 3, 18. Buradaki ifademiz yine 2 verecek. Dolayısıyla şuradaki ifademiz 23b diyelim artı 2 şeklinde buradaki denklemimizi sağlıyor. Ve 5'in ve 7'nin katları oluyor aynı zamanda 140. Dolayısıyla bizden en küçük değer istediği için 140 ifadesi sorumuzun cevabı olacak. Buradaki diğer sorumuzun cevabı 350 gelir. Fakat 140 ifadesi en küçük değer istendiği için sorumuzun cevabı çıkacak. O da sorumuzun değişik olarak karşımıza geliyor. 9. soruya bakalım. Verilen ifadelerimiz eşliğinde A bölü B oranı kaça eşittir diye bizden isteniyor. Şimdi öncelikle şu verilen ifademizi normal rasyonel sayı olarak yazalım. Bunun rasyonel sayı olarak yazarken önce ifademizin kendisini yazıyorduk. AB ifadesi olarak. Daha sonra devretmeyen ifademizi çıkartıyoruz. AB eksi A diyoruz. Devreden kadar 0, devreden bir tane var 9, devretmeye kadar da 0 koyu yanına yazıyorduk. AB eksi A bölü 90 ifadesi 0 virgül AB devreden ifadesinin karşılığı oluyor. Bölü
Yine ifademize burada iki ifademizdedir. B A ifadesi, devretmen ifademiz B. Yine bir tane devreden 9, devretmeninde 0 var. Bölü 90. Bunların da değeri 2 bölü 3 olacak. Şimdi şuradaki 90, 90 ifadesi sadece eşit. Geriye AB eksi A bölü BA eksi B kalır buradan. AB eksi A bölü BA eksi B ifadesi eşittir 2 bölü 3 olacak. Bunları da içler dışlar çarpımı yaparsanız buradaki ifademiz, hatta önce şöyle yapalım. Şuradaki ifademiz nedir? 10A artı B eksi A ifadesidir. 10A'dan A ifadesini çıkartırsan nedir burası? 9A gelir. Bir tane de B ifadesi var. Buradaki ifademiz o halde 9A artı B. Yine şuraya bakalım. 10B artı A, bir tane de eksi B. Bir tane 10B'den B'yi çıkartırsam 9B. İfademizi çözümledikten sonra tabii bunlar. Bir de dışarıda neyimiz var? Artı A ifadesi. Eşittir 2 bölü 3. Buradan içler dışlar şey yapalım. 3 kere 9 ne yapar? 27A. 3 kere B artı 3B eşittir diyeceğiz. 2 kere 9B ne yapar? Buradan 18B yapar. 2 tane de A içeri çarparsam buradan 2A yapacağım. A'lar bir tarafa, B'leri bir tarafa alalım. 2A'dan karşı atarsam, eksi 2A 27A'yı çıkartırsam 25A edecek. 3B'yi karşı atarsam eksi olarak geçer. Burası da 15B eder. Bizden de istemiş olduğu A bölü B oranıydı. A bölü B oranında. Bunlar içler dışlar çarpma yapacak gibi düşünün. Demek ki 25 ifadesini A'yı görecek şekilde 25A, 15B'yi de yukarı yazalım. Buradan da her iki tarafı 5 ile sadeleştirirseniz sorumuzun cevabı 3 bölü 5 gelir. O da bizim E şıkkımız olarak karşımıza geliyor. 3 basamaklı ABC sayısının rakamları A, B'den büyük, B, C'den büyük, C de 5'ten büyük şartını gerçekleştirmektedir. ABC sayısında A ile B rakamlarının yeri değiştirildiğinde sayının değeri 180 azaldığına göre ABC sayısının rakamları toplamı nedir diye isteniyor. Şimdi bizim 3 basamaklı bir sayımız var. A, B, C ifadesi ve bu ifade A ile B arasındaki ifademiz yer değiştirildiğinde, yani şuradaki ifadem B, A, C ifadesi olduğunda sayının değeri 180 azalıyor. Buna göre diyor rakamlar toplamı kaç diyor. Şimdi ifademize bakalım. Buradaki ifadem nedir? Çözümlediğimizde 100A artı 10B artı C ifadesidir. Eksi diyelim. Şuradaki ifademiz 100B ifadesi. Eksi ile çarparsam 100B eksi 10A olacak. Bir de neyimiz var dışarıda? Eksi C ifademiz eşittir. Buradan 180. Artı C eksi C ifadesi birbirini sadeleştirir. 100A'dan 10A'yı çıkartırsam burası ne yapacak? 90A artı, pardon eksi olacak. Eksi 100B'den de 10B'yi toplarsam eksi 90B edecek. Toplamlarımızın değeri de 180 edecek. 90 parantezini alalım burayı. 90 parantezinde A eksi B eşittir 180. Her iki tarafı da 90'a bölersem A eksi B'nin değerini 2 olarak bulmuş olurum. Bunun da anlamı şuydu. Şimdi bizden soruda özellikle olarak verdiği ifademiz şu. A ifadesi B ifadesinden büyük. B ifadesi de C ifadesinden büyük. Ve bu ifade de 5'ten büyük. Şimdi A ifadesi öyle bir değer vermemiz lazım ki A ifadesi B ile arasındaki farkımız 2 olsun. Yani şuna bakalım. Şimdi C ifadesine 6 dersem B ifadesi, bunlar rakam olduğu için B ifadesini alabileceği değer 7 olur. A ifadesi bunlar 2 büyük olduğu için 9 olması gerekiyor. Eğer şayet ben buradaki ifadeyi 7 dersem B ifadesi 8 olur. B ifadesinden de A ifadesi 2 büyük olduğu için 10 dememiz lazım ama 10 artık bir sayı, rakam olmadığı için bu ifadeyi diyemiyoruz. Dolayısıyla bizim çok böyle hani kımıldayabileceğimiz, hareket edebileceğimiz bir alan yok. A, B, C ifadesinin değerleri 976 şeklinde ifademiz gelmesi lazım. Yani A ifadesi buradan 9'a, B ifadesi 7'ye, C ifadesinin değeri 6'ya eşit olması lazım. Bizden de bunları toplam istemişti. A artı B artı C ifadesinin toplamı da o zaman 22 olarak karşımıza gelecek. O da sorumuzun değişik oluyor. A ve B birer rakam olmak üzere 4 basamaklı A, 2, 5, B sayısı 12 ile bölünebildiğine göre B eksi A farkının en büyük değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi sayımız A, 2, 5 ve B olarak bölünüyor. Ve bunun da sayının 12 ile bölünebildiğini, yani 12'ye tam bölünebildiğini ifade etmiş. Bir sayının 12'ye tam bölünebilmesi için bunun asal çarpanlarına 3 ve 4 ifadesine tam bölünebilmesi gerekiyor. Şimdi ifademizin 4'e tam bölünebilmesi için son 2 rakamının 4'e bölünen bir sayı olması lazım. Ve 3'e de bölünebilmesi için de rakamlar toplamının 3 ve 3'ün katı olması lazım. Biz öncelikle şu 4 ifadesine başlayalım. Eğer bir ifade 4'e bölünebiliyorsa burada B ifadesini alabileceği ifade ya 52 olarak 2 gelir veyahut da B ifadesi 56 olarak 6 gelmesi lazım.
Eğer şayet ben 2 dersem buradaki ifadeye, şuradan 2'den başlayalım. A 25 ne yapacak? 52. Yani 252 ifadesi. Buradaki ifademizin 3'e bölünebilmesi için de buradaki ifade rakamları toplarsam 2, 5 daha ne yapar? 7. 2 daha bölersem 9. Demek ki A ifadesi 3, 6, 9 olarak gitmesi gerekiyor. Buradaki ifade demek 3, 2, 2, 52. 3 daha artırırsam buradaki ifadeyi 6, 22, pardon şurası 52 olacak. 32, 52, 6, şurası da 52 olacak. 52, bir de şurayı 3 daha artırsam 9, 25, 2 olacak. B eşittir, şöyle yapalım hatta bunda. B eşittir 6'yı buraya taşıyalım. B eşittir 6 için de buradaki ifademin son basamağı 56 olması lazım. Şu karışmasın, şuradan devam edelim. Buradaki ifademizde A, 25, bir de sondaki ifademizin 56 olması gerekiyor. Buradaki ifademizi topladığımızda 6, 5 daha ne yapar? 11, 2 daha 13. 15 olması için buradaki ifademizin 2 ile başlaması lazım. 25, bir de sonumuzdaki ifademizin 6 olması lazım. 3'ün katları olması için artık buraya 3 artırmam lazım. Burası 5 olur. 25, 6. 3 daha artırsam 8. 25, 6 olur. Demek ki B'nin 2 olduğu değerler için şuradaki denklemimiz gelecek. B ifadesinin 6 olduğu yerde için A ifadesi ve hatta rakamlı sayımız buradaki ifade olarak gelmesi gerekiyor. Benden ne istemiş olduğu? B eksi A farkının en büyük değeri. Şimdi B'ye baktığımda şuradaki ifadelerin hepsi ne yapıyor bir defa? Eksi olarak geliyor. Buradaki ifadeler bize artı olarak gelecek. Nereye kadar arttı? Şu iki ifadeleri. Demek ki en büyük ifade o halde B eksi A'nın en büyük değerini verecek olan ifade burası. 6 eksi 2'den sorumuzun cevabı olarak 4 değerini verecek. O da sorumuzun C şıkkı olarak karşımıza geliyor. 2 sayı tabanını göstermek üzere 11,01 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye isteniyor. Şimdi soruyu çözmeden önce bir hatırlatma yapalım. Şimdi bunu onluk tabanda yazmış olalım. 11,01 ifadesi onluk tabanda olmuş olsun. Biz bu tip bir ifadeyi nasıl açıyorduk? Burası nedir? Birler basamağı, onlar basamağı. Virgülden sonraki ifade ise onlar basamağı. Yani onda birler basamağı ve yüzde birler basamağı. Yani şöyle diyorduk. Şuradaki ifade 10 üzeri eksi 2. Şuradaki ifade 10 üzeri eksi 1. Buradaki ifademiz 10 üzeri 0. Buradaki ifademiz de 10 üzeri 1 şeklinde yazıyorduk. Daha sonra da katsayılar. Buradaki ifademizi işte 1 ile çarptık. Şuradaki ifademizi 0 ile çarptık. Buradaki ifademizi yine 1 ile. Buradaki ifademizi de yine 1 ile çarptık. Bunları da toplarsanız 11,01 ifadesini elde etmiş oluyorduk. Tabanımızın değişmesi herhangi bir şekilde bu ifadeyle mantığını değiştirmeyecek. Sadece şuradaki onluk tabandaki olan ifadelerimizi hangi tabanda yazıyorsak onu kullanacağız. 2 tabanda olduğu için 2. Eğer başka bir taban demiş olsaydı virgüllü bir ifade sonra hangi tabanı ifade ettiyse o tabanı kullanacaktık. Şimdi soruyu çözmeye başlayalım. Şimdi 11,01 ifadesi burada asıl bizim istediğimiz, ilgilendiğimiz ifademiz 2 tabanında. 2 tabanda olduğu için virgülden sonra sayıyorum. Kaç basamak gelmişim? 1, 2 basamak geçmişim. O halde burası tabanımız 2, 10 üzeri eksi 2 olarak gelmesi lazım ifademiz. Çarpı buradaki ifademize 1 diyeceğiz. Buradaki ifadem 1 basamak olduğu için virgülden sonra 2 üzeri eksi 1 çarpı 0 diyeceğiz. Buradaki ifadem artık normal bir şekilde sayımızı düşündüğümüzde 2 üzeri 0 olarak başlayacağız buradan. 2 üzeri 0 çarpı 1 diyeceğiz. Son basamağımıza 2 üzeri 1 çarpı 1 diyeceğiz. Buradaki ifademiz nedir? 2 üzeri eksi 2 ifadesi 1 bölü 4 ifadesidir. Buradaki ifadem nedir? Çarpı 1'den 1. Eşittir buradan 0 gelecek. 2 üzeri 0 ifadesi 1. 1 ile çarparsam burası 1 gelir. Eşittir diyeceğim. 2 üzeri 1 çarpı 1 ifadesi de 2 olarak karşımıza gelecek. Benden de istemiş olduğu zaman bu sayıların toplamı. 1 bölü 4 artı 0 artı 1 artı 2 diyeceğiz. Burası ne yapar? 1 bölü 4 artı 3 eşittir diyeceğim. Şurayı paydasına eşitlersem buradaki ifademizde 1 vardır. Şurayı da 4 ile genişletirsem 1 bölü 4 artı 12 bölü 4 eder. Toplarsak da sorumuzun cevabı 13 bölü 4 olarak çıkacak. O da C şıkkımız oluyor. Evet değerli arkadaşlar, ikinci testimizin birinci videomuz burada sona ermiş oldu. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.